Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizlere söz verdiğim gibi Reiki eğitimimle ilgili bugün size bilgiler vereceğim. Çiçeklerimi de aldım karşıma. Ben çiçek hastasıyım. Bunları böyle küçücük fideler halinde alıp yetiştiriyorum. Reiki kitaplarımı da aldım önüme. Şimdi bu kitaplardan özetleyerek size Reiki'yi aldığım eğitimi, neler öğrendiğimi anlatmaya çalışacağım. Şöyle diyebiliriz. Reiki r i diye yazılıyor ve ki şeklinde. Re'yi ruhsal bilgelik yani doğaüstü bilgi ya da ruhsal bilinç anlamına geliyor. Ki ise yaşam enerjisi ve yaşam gücüdür. Tüm canlılara hayat veren ve fiziksel olmayan bir enerjidir aslında. Bir şey canlı olduğu sürece içinden ve çevresinden yaşam enerjisi ya da gücü sürekli akar. Öldüğü zaman da o canlı ise yaşam enerjisi onu terk etmiş olur. Yaşam enerjiniz düşükse ya da akmasını engelleyen bir şey varsa hastalıklara karşı açık olabilirsiniz. Yüksek olduğu ve serbest aktığı zamanlarda daha az hastalanma olasılığı vardır. Yaptığımız her şeyde yaşam enerjisi çok önemli bir rol, rol oynuyor aslında. Bedeni canlandırır, aynı zamanda duygularımızın, düşüncelerimizin ve ruhsal yaşamamızın en önemli enerjilerinden de biridir ki şifa vermek için kullanılan fiziksel olmayan bir enerjidir aslında. Tüm çevremizde de vardır. Reiki kısaca ruhsal amaçla yönetilen yaşam gücü enerjisidir. Reiki hangi konularda kullanılabilir? Mesela bize faydaları nedir diye sorarsanız fiziksel bedenin daha güçlü olmasını sağlayabilir mesela. Korkularımızı azaltabilir, kaygılarımızı arındırabilir, sezgisel farkındalığımızı artırabilir, Stresimizi dengelememizi sağlar. Bizi sakinleştirebilir, rahatlatabilir. İkili ilişkilerde daha yapıcı olmamızı sağlayabilir. İletişimimizi ve ilişkimizi kuvvetlendirmemizi sağlayabilir. İsteksiz, kronik yorgunluk ya da keyifsiz olma gibi durumları varsa bunları ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Düşüncelerimizi netleştirebilir. İstediğimiz şeylere odaklanmamızı sağlayabilir bize zarar veren tutum ve davranışlarımız varsa, öfke gibi durumlarımız varsa bu durumlardan uzaklaşmamızı sağlayabilir. Bize zarar veren, bağımlılık haline gelmiş ilişkiler ya da olaylardan uzaklaşmamıza yardımcı olabilir. Depresyon, fobi gibi psikolojik durumlarda tıbbi tedaviye yardımcı olarak kullanılabilir. Duygusal problemlerimizi çözmemize yardımcı olabilir. Üretkenliğimizi artırabilir ve bize ilham verebilir. Şimdi benim de ilk başta sorduğum ilk soru şuydu. Peki herkes reiki öğrenebilir mi? Herkes reiki yapabilir mi? Reiki öğrenme yeteneği kişinin kapasitesine bağlı değildir. Ya da o kişinin meditasyon yapmasını bilip bilmemesiyle alakalı değildir. Yıllar süren çalışmalara da ihtiyaç yok. Basit bir şekilde öğretmenden öğrenciye çok çabukça aktarılan bir şey aslında. Bu gerçekleşince artık o kişi de reiki vardır ve onu uygulayabilir. Dolayısıyla herkes tarafından da öğrenilebilen e, enerjinin kullanılmış kullanılabilme hali gibi bir durum aslında. Reiki çok saf bir şifa biçimi. Kişisel yetenekler ya da sonradan kazanılan yeteneklere de ihtiyaç yoktur. Bu yüzden uygulayıcının kişiliği, deneyiminin önemi çok daha önemli değil bu konuda. Aklımızdaki diğer soru da Reiki nasıl şifa verir? Reiki şu şekilde şifa verir. Hepimiz yaşıyoruz, çünkü yaşamsal enerjimiz içimizden sürekli akıp gidiyor. Yaşam enerjisi bizim fiziksel bedenimizden yani çakralarımızdan sürekli meridyenler şeklinde ya da kanalıyla akıp gidiyor. Ve ayrıca çevremizde bulunan ağrımızdan da yaşam enerjisi sürekli akar. Yaşam enerjisi, bedenimizdeki organları da hücreleri de e, sürekli besleyen ve onların sağlıklı işlemesini sağlayan bir e, enerjidir. Ve yaşam enerjimizdeki akışın bozulması ya da kesilmesi durumunda bizim organlarımızın da işlevlerinde azalma ya da bozulmalar gerçekleşebiliyor. Yani yaşam enerjisi düşüncelerimize ve duygularımıza karşı da bedenlerimize ve organlarımıza karşı da yapıcı özellikleri ya da azaldığı dönemlerde işlevlerinin aksaması gibi durumlara neden olabiliyor? Yani şöyle de anlatabiliriz, bilinçli ya da bilinçsiz olarak bazen kendimiz hakkımızda negatif düşünceler içerisine gireriz, e, negatif duygular hissederiz. İşte bizim o zaman e, ister istemez yaşam enerjimiz e, kesintiye uğrar, yaşam enerjimiz fazlasıyla düşer. İşte bu negatif düşünceler ve duygular bizim enerji alanımızı kapatır, tıkar. Yaşam enerjimiz kesintiye uğradığı için de organlarımızdaki ve hücrelerimizdeki işlevsellik bozulmaya başlar, hastalanmaya başlarız aslında. O yüzden reiki bu şekilde etkilenmiş olan hani negatif durumlardan ve düşüncelerden etkilenmiş olan enerji alanımıza akarak onların Pozitif enerjiyle şarj edilmesini sağlar. Bir nevi o tıkanıklığı, çakraları açarız, o tıkanıklığı açarız ve bizim yaşam enerjimizin daha hızlı akmasını ve böylelikle organlarımızın ve hücrelerimizin yaşam enerjisiyle dolmasını ve şifalanmamızı sağlarız bir nevi. R2 ile beraber negatif duygu ve düşüncelerin takılmış olduğu enerji alanlarının içinde ve etrafındaki titreşim seviyelerini yükseltiriz aslında. Bu da negatif düşüncelerimizin çözülerek yok olmasını da sağlar. Böyle yaparken r enerji kanallarımızı temizler, düzeltir ve şifalandırır. Böylece yaşam enerjisinin sağlıklı ve doğal bir şekilde akmasını sağlar. Yani çakralarımızı açmak, yaşam enerjimizin akışını sağlamak, orada blokajların oluşmasını engellemek aslında bedenimizde, organlarımızda ve hücrelerimizde oluşabilecek hastalıkların da önüne geçmek gibi bir şey diyebiliriz. Peki geldik en çok merak ettiğimiz konu R2 nasıl yapılır? Ee, bize şu şekilde yaptırmışlar ama öncesinde e, 7 tane çakrayı bilmemiz gerekiyor. Bu 7 çakrayla ilgili bir video yapabilirim ayrıntılı bilmeyenler için ama ben şimdi biliyormuşsan biliyormuşçasına siz e, 7'sinden de bahsediyorum. Yedi tane çakramız var. Yedinci taç çakramız bu tam böyle tepe noktamızda, tepemizde düşünün. Gerçek ve kozmik bilincimizi içerir genelde. Altıncı çakramız iki kaşın arasındaki noktanın hemen üzerinde bulunur. Bu bizim ilham ve ilahi olan şeylerle bağlantılımızdır. Epifis bezinin olduğu yerdedir. E, beşinci çakra boğazın altında bulunuyor. E, tiroid bezinin olduğu yerde ifade ve iletişimimizle ilgili konuları içerir. Yani şimdi mesela ifade edemediğimiz bir konu vardır. Çok mutsuzuzdur, çok üzgünüzdür. Birine bir şey anlatmak isteriz ama anlatamayız. İçimizde sırt tutarız ya. Anlatamadığımızda işte bu boğaz bölgesindeki ifade edemediğimizden dolayı çakramız tıkanmaya başlar. Ve sonra da o bölgede tiroidlerle ilgili hastalıklar vesaireler oluşabilir gibi düşünelim. Öyle bir dördüncü çakramızda... Göğüsün arasında kalbin üzerinde bir bölgede ve duygusallık ve koşulsuz sevgiyle alakalı. İşte o zaman da sevgiyle alakalı duygusal sorunlar yaşadığımızda işte bu çakramız tıkanmaya başlar ve o da kalbimizle ilgili sorunlar yaşamamıza neden olabilir. Oradaki organların, hücrelerin işte işleyişini bozmaya başlayabilir. Üçüncü çakramız karındaki sinir düğümünde göğüs kafesinin hemen altında bulunur. Bu da e, düşünce ve kimliğimizle alakalıdır bizim. İkinci çakramız kasık kemiğinin biraz üzerindedir. E, bu lenf bezleriyle alakalı e, ve duygusal yaratıcılık kısmımızı ilgilendirir. Birinci çakra kuyruk sokumunun üç uç kısmında yakındır. Bu da e, dünyevi olan bize güven duygumuzla alakalı konuları içerir. E, biz ilk başta reiki yapmadan önce Üzerimize muhakkak rahat kıyafetler, bol ve rahat kıyafetler giymemiz önerilir. Bir masaj yastığı uygulama için rahatlık sağlayabilir mesela. Ortamın çok rahat olması gerekir. Mumlar yakılabilir. Karanlık bir ortamda, hafif böyle bir müzik, roga yoga, pardon, meditasyon tarzı reiki müzikleri vardır. Özellikle internetten bakabilirsiniz. 3 dakikada bir sizi uyaran. Çünkü her bir çakranın üzerine şifalandırmak için 3 dakika elimizi tutarız. O yüzden 3 dakikada bir Çan sesi gelir böyle ve uyarır size hani bittiğini. Ee, i̇nternetten onları açabilirsiniz o sırada bir e, reik müziği. Ee, ondan sonra çocuklar kullanabilirsiniz. Sırt üstü yatarak böyle kendinizi en rahat hissettiğiniz bir şekilde, bacaklarınız çapraz olmayacak bir şekilde e, sırt üstü uzanabilirsiniz. Şifalandırmak için e, ilk önce niyet etmeniz gerekir. Kalbimi reiki enerjisine açıyorum bütünün ve benim en yüksek hayrıma reiki şifa veriyor şeklinde niyetinizi belirtebilirsiniz. Ben reiki yaparken ilk önce bunu ve sonra da özellikle kendi istediğim bir niyetim vardı işte o niyeti tuttum. Ve e, reiki yaptığım boyunca yani her bir 3 dakikada her bir çakramı açarken e, hem o çakralarımın açıldığını düşündüm, hissettim e, ve onların renkleri var, o renkleri düşündüm. Ve sonra da hayal ettim. O istediğim niyeti e, reiki boyunca hayal ettim. Ve gerçekten yani bilmiyorum benim şansıma mıydı? Ben bunu yüzde yüz, birebir aynısını yaşadım. Yani ve ben bunu 21 gün boyunca yaptım. Bütün çakralarımı açtım. Yaşam enerjisiyle dolmamı sağladım. E, akışı sağladım ve o sırada hem de niyette bulundum. Yani hem niyet kısa ve özel, öz olarak herkesin ilk başta yapması gereken şey kalbimi reiki enerjisini açıyorum. Bütünün ve benim en yüksek hayrıma reiki şifa veriyor ve ben bunu kabul ediyorum. Niyetimiz bu şekilde. Ancak bir de unutmadan söyleyeyim, e, reikiye başlamadan önce ve sonra ellerimizi yıkamamız gerekebilir. E, yıkamamız daha doğru olur. Bacak-bacak e, üstüne koymuyoruz demiştik. Bacakları çapraz bir şekilde koymuyoruz. Niyetimizi, e, bu, niyetimizde bulunduktan sonra gözlerimiz kapalı bir şekilde sırt üstü yatıyoruz. Ben fotoğrafları ekledim. E, tepe çakramızdan başlıyoruz. E, Sırayla her birinde üçer dakika ellerimizi böyle ikişer santim yakınımıza değecekmiş gibi hani tam dokunmadan e, sanki böyle elimizin içerisinden sıcak sıcak bir enerjinin aktığını o, o yana doğru hissediyoruz sanki. Ve üçer dakika her çakramızda elimizi şifalandırıyoruz, e, reikimizi yapıyoruz. O sırada sürekli o çakramızın temizlendiğini, e, o çakrayla alakalı İstediğimiz niyetlerimiz, düşüncelerimiz neyse onları sürekli içimizden geçiriyoruz yaşanmış gibi ve e, sırayla hepsini tamamladıktan sonra e, baştan yukarıdan aşağıya üç kez vücudumuzu böyle e, sanki bir enerjiyi silkeler gibi olumsuz bir enerjiyi üç kez aşağıya doğru ellerimizi ovuşturuyoruz ve ellerimizi yıkadıktan sonra Reiki işlemimiz bitmiş oluyor aslında. Yani evrendeki o yaşamsal enerjiyi bedenimize, organlarımıza ve hücrelerimize akış sağlayacak şekilde, çakralarımızı açacak şekilde şifalandırıyoruz. Ve tamamlanıyor ve bunu 21 gün boyunca yapıyoruz kendimizi organlarımızı şifalandırıyoruz ruhumuzu duygularımızı düşüncelerimizi e, şifalandırıyoruz ve e, sonra da tamamlanıyor ve ben bunu yaptığımda ve gerçekten ben özel bir durum için kendimle ilgili istediğim bir şey için niyet etmiştim ve e, sonra da birebir aynı şekilde Hayal ettiğim düşündüğüm gibi çok istediğim bir şeydi ve ben bunu yaşadım yani bu kendi deneyimim reikiye gittim bu şekilde bana öğretildi ve ondan sonra da ben bunu bir niyet için yaptım ve gerçekten aynısını yani birebirini yaşamak çok ilginçti çok çok anlatamıyorum şu anda ama ee, birebir aynısını yaşadım ve çok güzel oldu dilerim yapanlar e, yorumlara yazsın e, kendilerini nasıl hissettiklerini bu 21 günlük süreçte gerçekten kendilerine bir değişim olup olmadığını hani kendilerini daha iyi hissedebilirsiniz düşünce olarak, duygu olarak, bedenen bunları yorumlara da yazarsanız sevinirim. Deneyimleyin. İsterseniz ben bunu canlı yayında da videolarını yapabilirim. Birlikte daha nasıl yapıldığını gösterebilirim. 21 gün boyunca seanslar yapabiliriz. Ben zaten yapıyorum normalde günlük reikimi de. O sırada canlı yayında ya da videoları koyabilirim tek tek müzik ayarlayabilirim size o şekilde hepsini ve aynı zamanda aynı saatlerde hep birlikte de yapılabilir gibi gibi çoğaltabiliriz yorumlarınızı bekliyorum ben öğrendiklerimi size aktarmaya çalıştım Bununla ilgili ayrıntılı birkaç video daha yapabilirim anlayamadığınız yerler varsa ya da işte daha ayrıntı istediğiniz yerler varsa çakralarla ilgili bilgi verebilirim şimdilik bu kadar başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.